Ölüm gelince bedene diyor, hayale gerek yok. Evet, bu güzel sözlerin hemen ışığında biz, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un fethi kutlandı Türkiye'de. İstanbul'un fethi Türk ve dünya tarihinde çok önemli bir olay. Genel kanaat odur ki Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcıdır İstanbul'un fethi. 21 yaşındaki bir delikanlı Fatih Sultan Mehmet, ordusunun en önünde ve savaş ortamında başarılı bir şekilde yönettiği savaşla zafere ulaştı ve İstanbul'u fethetti. İstanbul'un fethi Batılılar için bir üzüntü kaynağıdır ama bizim için iftihar kaynağıdır. Daha önceki ismi Konstantinopolis idi. İstanbul alınınca o zamanki ilk ismi İstanbul oldu, zamanla İstanbul'a dönüştü. İstanbul 21. yüzyılda ve günümüzde dünyanın en büyük kentlerinden. Bizim için İstanbul Osmanlı'dır, İslam'dır, Türklerdir, Orta Doğu'dur ve dünyanın kalbidir. Ne dersin Selçuk? Çok doğru hocam. İstanbul'un fethini geçen biz 561. yıl dönümünü icra ettik. İstanbul deyince tabii ilk aklımıza gelen bu saydığınız şeylerden sonra direkt Fatih Sultan Mehmet Han geliyor. Çünkü İstanbul'la özdeşleşmiş bir insan, bir padişah. Kendisinin de bildiğimiz üzere 1432 Mart 1432 doğumlu padişahımız. İlk 12-13 yaşında. 19 yaşında bir delikanlı İstanbul'u fethederken. Evet. O genç delikanlı hiç kimseye dinlemiyor ama bir ideali var galiba, değil mi? Şartlanmış. Tabii ki şartı. Hocam. Şöyle söyleyeyim. İlk 12-13 yaşında 1444'te ilk padişah olarak geçtiği bir dönem var. Daha sonra babası 2. Murat'a devrettiği tekrardan bu Haçlı ittifakından dolayı. Daha sonra 51'de tekrardan 1451'de tahta geçme hadisesi var. 12-13 yaşlarında dediğimiz 44 yılında bile ilk hedefi hatıralarında, o dönemin kaynaklarında da İstanbul'u fethetme düşüncesi. Yani çok genç yaşta bu düşüncesi kendisinde mevcut. Bu gerçekleştirme uğruna. Ama 19 yaşına gelince daha olgunlaşmış, daha çok düşüncelerinde ve devlet idare etme geleneğinde daha üst düzeyde olan bir kişi karşımıza çıkıyor. Karşısındaki diyelim 40-50-60 yaşındaki o vezirlerle tartışıyor, zaman zaman onlara kızıyor. Hocam hemen o zaman şöyle söyleyeyim. O dönemde vezir olarak Çandar Lalil Paşa, babasının da 2. Murat'ın da vezirliğini yaptığı için Fatih Sultan Mehmet Han Manisa'dan yola çıkıyor. Edirne'ye geliyor, Rumeli taraflarında bekliyor. Önce Rumeli'ye geçiyor. Edirne'ye bekliyor. 2 gün bekliyor orada. Hani gerçekten babası öldü mü ölmedi mi orada bir emin oluyor. Tahta gelecek. Edirne'ye geldiği zaman önemli vezirler, ulemalar, mürekkep ağaları kendisini karşılıyor. Yalnız Çandar Lalil Paşa ile İshak Paşa o dönemde çok geride duruyorlar. Evet. Kendisinin taht merasimini birinci vezir olmasına rağmen geriden tasvirlere göre şu şekilde izliyor. İzlediği zaman Fatih Sultan Mehmet Han direkt görüyor kendisini ve kendisini yanına davet ediyor. Esas yerinin... Çandarlı'yla kavga etti mi ya da fikir kavgası yaptı mı? Yaptı hocam, şöyle yaptı. Neydi görüşmeler? İstanbul'un fethinde Çandar Lalil Paşa bildiğimiz üzere daha çok İstanbul'un fethinden yana olmayan bir kişi. İşte Haçlı İttifakı'nın, Avrupalıların tepkisini çekeriz. Daha olgunlaşmamış bir padişah karşımızda ve daha devlet tam yükselme dönemine girmedi şimdi. Fatih'e sen çocuksun demek istiyorsun. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han hatta hatıralarda bu kaynaklarda da bu ifadeyi söyleniyor. Bir de hocam Çandar Lalil Paşa'nın Bizans'ta olan bazı hediye alışverişleri. O kesin mi? Hocam kesin. Hatta şöyle bir durum var. Aldığı Bizans'tan bazı önemli altın değerinde yani hediyeler Bizans'ta falan var. Yani Bizans'ta haberleşiyor orada tabii rüşvet ki koyuyor. Hocam, rüşvet alır dersem o şu an tabii ki bu. İddia olduğu için ben ağır bir kelime söylemiş olurum. Ama tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın ileride kendisi bildiğimiz üzere idam ediliyor Çandar Lalil Paşa. Bu düşünceler etkili. Özellikle İstanbul'un fethi 29 Mayıs'ta biliyoruz fethi oldu. Ancak 27 Mayıs'ta 2 gün önce bile Çandar Lalil Paşa'nın halen İstanbul'un fethini bırakalım geri dönelim diyor. Tabii ki sözleri üzerine idam ediliyor. Evet Sayın Eyvallah Polat, dikkatle dinliyorsun Selçuk ama sen ne diyeceksin? Yaş 19 ve İstanbul fethi için yola çıkan bir delikanlı var. Hiç kimseyi dinlemiyor. Kendi inanç ve davasının peşinde. Nasıl başardı İstanbul'un fethini? Valla Türk'ün gencinde o ışık var. Hangi bölgeye giderseniz gidin. Yani ister Osmanlı olun, ister Kazak olun, ister Tatar olun, ister Kırım'da olun, adına soyadınız Giray olsun, hiç fark etmez. Türk'ün genlerinde bu var. Fethe yakınlık var, başarı var, beceri var, ilme düşkünlük var. O yüzden tabii ki Fatih Sultan Mehmet de bir olgunluk dönemi. Yani artık işte
Osmanlı'nın devlet olarak oturmuş olduğu bir dönemin yetiştirdiği evlat ve bilime karşı ciddi anlamda meyli var. Tabii eğer gerçekten doğru bir şekilde analiz ederseniz süreci bir şekilde başarılı oluyorsunuz. Evet, peygamberimiz adı Muhammed ancak Türkler Muhammed ismini kullanmazlar. Onun yerine Mehmet denir, değil mi? Saraydaki eğitim ortamında, ilkokul veya ortaokul sırasında 5 yabancı dil birden veriliyor. Evet. Arapça, Farsça, Latince, Rumca, evet Sırpça. Yani 5 yabancı dil birden veriliyor. Çok güzel resimler çiziyor. Bir mühendis gibi topların ateşlenmesi ve savaşta kullanılmasını becerebiliyor. Şiir yazıyor. Edebiyata meraklı, kitaplar okuyor ama tarihe çok meraklı. Boş vakitlerinde Oğuzname isimli atalarından gelen kitabı okuyor ve derin derin düşünüyor. Tarih bilinci, edebiyat sevgi, şiir merakı, resim yapması ve ilaveten iyi dindar bir insan. Bakın o günün şartlarında kendi resmini yaptırmak için Avrupa'dan ressam çağıracak kadar ileri görüşlü bir insan. Ve bu insan 19 yaşında ordusunun başında Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i almak için bir harekata giriyor ve orada başarıyor. 2012 yılında İstanbul'a gittiğimde Rumeli Hisarı'nı gezdim. Rumeli Hisarı fetihten bir sene önce inşa edildi. Rumeli Hisarı'nın sur duvarları var, burçları var ama hemen giriş kapısının oradaki en büyük burç Çandarlı Halil Paşa'nın burcu. Resimlerini çekmiştim. Çektiğim resimleri slayta koydum yani bilgisayarda. Tek tek gözlem yaparken bir burcun sırtında bir kare içerisinde Allah 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 yazılarını gördüm. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethinden önce yaptırdığı hisarın sırtına Allah 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 yazdırmış. Ne büyük heyecan değil mi arkadaşlar? Evet, inanmış. O kadar inanmış ki. Hocam izninizle ben bir şey ilave edeyim. Şimdi bizim fethimizin, İstanbul'un fethinin tarihi 29 Mayıs 1453. Ama bu 1453 yılında fethedilmesinin bir diğer nedeni de Bizans'ın çok ciddi gayretleri var. Yani bizim ifademizle, Anadolu'daki ifadeyle gelin bizi yenin, bizi fethedin tarzında bazı davranışları var. Fatih Sultan Mehmet Han ilk tahta çıktığı zaman öncelikle Bizans'ın Trabzon Rum İmparatorluğu'ndan, Venedik'ten, Cenevizler'den, Galata kolonilerinden elçiler geliyor. Elçilerle birlikte ticaret anlaşmalarını yeniliyor. Yani düşüncesinde bir İstanbul fethi var. Bunların da tepkisini çekmemek için, Mora'dan gelecek, Balkanlardan gelecek akımları önlemek için ticaret anlaşmalarını yeniliyor. Ancak ciddi bir sıkıntı daha var. Bizans'ın elinde Şehzade Orhan var. Osmanlı Devleti'nde. Şehzade Orhan Bizans'ın elinde esir. Bizans elçisi Fatih Sultan Mehmet Han Karaman seferindeyken yani Konya Akşehir yakınlarında Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanına gelip 300 akçe isteyen ve daha sonra bu akçenin 600 akçeye çıkarılmasını isteyen bir kişi. Yani şimdi sen çok Sayın Ayvalı Polat. Fatih'i, İstanbul'u fethini en güzel anlatan halk ozanı bir Çukurovalı Abdülvahap Kocaman. Evet. Hiç bu ismi duydunuz mu? Evet, duyduk hocam. Abdülvahap Kocaman yıllarca, belki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl kaldırımlarda destan satan, Kadirli'nin dağlarında her yerinde herkesin çok iyi bildiği, kitaplar yazan, yarışmalara katılan ünlü bir halk ozanımız. Ben Abdülvahap Kocaman'ın hayattayken söylemiş olduğu Fatih ve İstanbul'un fetih destanını dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. İsterseniz Çukurovalı bir halk ozanı Fatih anlatan o güzel müzik eşliğinde hayal dünyamız canlansın, o günlere bir gidelim bakın Vahap Kocaman nasıl söylüyor İstanbul'un fetih destanını. Evet, o destanı izleyelim. Fatih dedi genişlesin yurdumuz. Ostantin'in fetih vakti geliyor. Dokuz koldan dalga dalga ordumuz Bizans'ın üstüne aktı geliyor. Fetih hazırlığı sürdü seneler. Savaş için genç doğurmuş analar. İhtiyar dedeler, yorgun nineler,
Hasta yatağından kalktı, geliyor. Gel sultan, her yerden askerin toplar. Bizans'ın korkudan yüreği hoplar. Biri 40 öküzle çekilen toplar Edirne'den yola çıktı, geliyor. Alim, şair, asker, hoca bir Fatih. Sultanlar içinde yüce bir Fatih. Adıyla, şanıyla hoca bir Fatih. Üç hilallı bayrak çekti, geliyor. Açın, açın köhne Bizans surları, açın. Gelin teslim olun veyahut kaçın. Kahraman bir millet İstanbul için yıllardır kanını döktü, geliyor. Şımarık Bizans'a verip gözdağı, artık kapatmalı şu orta çağı. Bizans surlarına şanlı sancağı Ulubatlı Hasan dikti, geliyor. Surlar vardı İstanbul'u kuşatan, yiğitler saldırdı dört bir köşeden. Kalyonlar çekildi Kasım Paşa'dan. Levetler Haliç'ten çıktı, geliyor. Buydu, buydu peygamberin bir mucizesi. Şemseddin Hoca'nın gür tek bir sesi. 29 Mayıs Salı gecesi. Fetih'in şafağı söktü, geliyor. Zafer'in müjdesi uçtu her yana. O gün ezan galip gelmişti çana. Altaylardan koptu büyük fırtına. Söğüt'ten şimşekler çaktı, geliyor. Kocaman, kocaman eşimiz var mı dünyada? İlk cuma kılındı Ayasofya'da. Büyük Türk milleti tam üç kıtada zafer neşalesi yaktı, geliyor.